Merhaba arkadaşlar, Mucize Yumağı hoş geldiniz. Bugün size yeni bir çanta modeli göstermek istiyorum. Instagram'da videosunu paylaştığım zaman, Instagram'da fotoğrafına videosu ne zaman gelecek diye soran arkadaşlar olmuştu. Ben de zaten çanta videosu hazırlamak istiyordum. O yüzden arkadaşlar da istediği için önce bunda karar kıldım. Kotun iple ördüm arkadaşlar. Şöyle motiflerden oluşan bir çanta. Çok kolay yapımı. Yine tığ işi. Motiflerden oluşuyor. Üzerine sadece trabzanlarımızı geçtik. Hemen ölçüyorum. Biraz ufak bir boy oldu bu. 32 santim. Biraz torbalanacak tabii. Şurada da motifi var çünkü. Bir şeyler koyduğunuz zaman 25 santime kadar çıkıyor. Da 20 santim. Kulp, istediğiniz kulplardan yapabilirsiniz. Yine bir önceki videolarımda kulp yapımlarını göstermiştim. Onlardan çalışabilirsiniz. Ben klasik normal yine trabzan döndüm. Şimdi bu koton ip arkadaşlar şöyle. Şu koton iplerden. Hatta şöyle bir tanesi açılmamış. Soft koton yazıyor. Ama hiçbir önemi yok. Koton ip olduktan sonra markası önemli değil. Ben Eminönü'nden, Kürkçüan'dan almıştım. Ribbon iple denemek istiyorum ben arkadaşlar şimdi de. Çünkü bu biraz küçük geldi. Motiflerini siz, koton iple çalışmak çok keyifli. Çok da güzel duruyor. Dokusu çok hoş oluyor. Tam bohem tarzı bir çanta oldu bu. Motiflerinizi uzatarak, yani eğer koton iple çalışacaksınız ve büyük çanta düşünüyorsunuz, motiflerinizi daha da büyütün. İki sıra arttırın. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptıktan sonra sık iğne geçmiştim. Özür dilerim trabzan. Siz iki sıra daha fazla yaparsanız dilediğiniz boyutlara ulaşabilirsiniz. Yine de dediğim gibi 32 santimde oluşuyor. Eğer bu şeyden oluşacaksa, koton iple yapacaksanız, ona göre siz kendi ayarınızı yaparsınız. Sadece benim şimdi göstermek istediğim motifleri anlatacağım. Bir sonraki videoda da birleştirme ve üst kısımlarını anlatacağım. Yine birbirlerinin alt link ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ribbon iple denemek istiyorum. Ribbon ipimiz şöyle. Yeşille başlıyorum. 5 numara, 5 milim kullanıyorum. Buna da 4 numara kullanmıştım. 3 de olur. 3-4. Buna da 5-6. Eliniz çok sıkıysa 6 kullanmanız daha iyi olur. Şimdi yine sihirli halka yapımıyla başlıyorum. İçerisine 12 tane trabzanı dolduracağız. Bahar geldikçe yeni çanta modellerimize devam edeceğiz inşallah. Bana Instagram'dan da düşüncelerinizi, fikirlerinizi ulaştırabilirsiniz. Güzel yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gitgide büyüyoruz inşallah. Faydalı olabiliyorsam ne mutlu. Oradan da takip almanız ve beğenilerinizi, desteklerinizi beklediğimi söylüyorum. Orası daha aktif olabiliyor çünkü birebir görüşmelerle. O yüzden Instagram'a da bekliyorum arkadaşlar. 11 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Normal ikili trabzanlarla doldurdum. Şimdi sihirli halkamı çektim. İlk başladığım zincirden birleştiriyorum. Buradan da kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 12 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir tane zincirle ipimi kesiyorum. Her seferinde ipimizi keserek devam edeceğiz. Şimdi hemen turuncumu alıyorum. İkinci sırayı yapıyoruz. Bir tane zincir çekerek ipimi sıkılaştırıyorum. Sabitliyorum. Herhangi bir noktadan, boşluktan ipimi geçiriyorum. Ve iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yine aynı noktaya trabzanımı yapıyorum.
Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Arkadan ipimi yürütürsem işim kolay olur. Tekrar temizlemek zorunda kalmam. Bir sonraki trabzan arasına boşluğa ipimi alarak geçiyorum. İkili trabzan yapar gibi bir seferde çekiyorum. İlk ikisini. İki tane burada kalıyor. Tekrar üzerine alıyorum. Tekrar aynı noktaya yine ilk ikisini alıyorum. Bu sefer tığımda 3 adet var. Bunların da hepsini birlikte çekiyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa. İkili trabzan yapar gibi ilk ikisini aldım. Tığımda 2 tane var. Üzerine aldım. Tekrar aynı boşluğa. Yine ilk ikisini çektim sadece. Tığımda 3 tane var. Bu sefer hepsini birlikte çekiyorum. Aralara 2 zincir. Son kez gösteriyorum. Yanındaki boşluğa. Önce ilk ikisini aldım. Tığımda 2 adet var. Üzerine aldım. Tekrar aynı noktaya ilk ikisini. Üçünü birlikte çektim. Ve araya 2 zincir. Bu sırayı böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Yine bunlardan 12 tane aralarına 2 zincir olmak şartıyla tamamladık. Sayarak giderseniz emin olursunuz daha iyi olur. Şimdi birleştirme yerindeyiz. Çektiğim 3 zincirin ilk 2 zincir çekmiştim. Şu tepesine. Kaydırma yöntemiyle yine birleştiriyorum. En son yine 2 zincirimi çekmiştim. Şimdi bir tane zincirle yine ipimi kesiyorum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi diğer renge geçiyorum. Renk size kalmış. İstediğiniz renkle yaparsınız. Dilerseniz tek renk yaparsınız. Ya da bir sıra ondan, bir sıra ondan diye. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi hemen yine ipimi bir zincirle düğümledim. Herhangi bir yerden, illa buradan başlamak zorunda değilsiniz. Hatta ben burada başlamıyorum ki bu ipi de kolay saklayayım. Genelde şöyle karşısından başlarım. Bunu da rahat saklayayım diye. Şöyle yine iki zincirle başlıyoruz. Üçüncü sıradayız. Artık burada köşe oluşturacağız. Üçüncü sıradayım şu krem renginde. Köşelerimizi oluşturacağız. Kare formunu elde edebilmek için. İki zincirimi çektim. Aynı noktaya. Yarım trabzan yaptım. Üzerine aldım. Yine sadece ilk ikisini çekeceğim. İlk ikisini çektim. 3 tane var. Hepsini birden çektim. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir diğer boşluğa. İlk ikisini çekiyorum sadece. Bu sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bu sefer üçlü yapıyoruz sadece. Burada ikili yapmıştık. Üzerine aldım. Tekrar sadece ilk ikisini. Üzerine aldım. Tekrar sadece ilk ikisini. 1, 2, 3, 4 tane olana kadar devam ediyorum ve hepsini birden çekiyorum. Bakın, üçlü trabzanlı oldu. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada artık köşe yapacağız. Üzerine aldım, bir sonrakine geçtim. İlk ikisini çektim. Tığımda 2 tane var. Üzerine aldım. Tekrar ilk ikisini çektim. Tığımda 3 tane var. Tekrar ilk ikisini. Tığımda 4 tane var. Hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane. Köşe yapmak için 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya, şurayı biraz sıkılaştırabilirsiniz. Aynı noktaya aynı şeyi yapacağım. Üzerine aldım. İlk ikisini çektim. Üzerine aldım. İlk ikisini. Üzerine aldım. Son kez. İlk ikisini. Tığımda 4 tane var. İlmeğim. Hepsini birlikte çektim. 1, 2 tane zincirle diğerine geçeceğim. Bakın. Köşemiz oluştu. Bir sonrakine geçiyorum. Yine aynı şeyleri yaparak. Köşeyi kaç tane de bir oluşturacağız? Hemen gösteriyorum. Aralarda 2 tane olacak köşe. 2 tane olacak köşe. 2 tane olacak köşe. Şimdi ikinci köşeyi de gösterip hızlıca devam edeceğim. Köşeyi tamamlamıştık. Bir tane yaptım. Bir sonrakine geçiyorum yine. Bir sonrakinde de
köşe oluşturacağız tekrar. İki köşe arasında iki tane üçlü trabzanımız olacak. İki zincirimi çektim. Şimdi artık tekrar köşe yapacağız. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Hepsini birlikte çektim. Köşe oluşturmak için 3 zincir yapıyoruz. Bunların arasında 2 zincir vardı. Köşe oluşturmak için 2, 3 zincir. Köşemi oluşturuyorum aynı noktaya yaparak. 4 tane hepsini birden çektim ve 2 zincir. Bakın. Köşe ikili, köşe iki tane. Böylelikle sonuna kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Bakın, köşelerim şöyle belli. Köşeler arasında iki kısım yaptık. Her köşe arasında. En sonuncu köşemi de yaptım. Köşeler arasında 3 zincir, normal trabzanlar arasında 2 zincirim vardı. 2 zincirimi çektim. İlk çektiğim zincirlerin tepesinden kaydırma yöntemiyle yine buradan da direkt çıkarıyorum. Birleştirdim. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Kare formunu oluşturduk. Şimdi bir diğer rengimi alıyorum. Bu sefer de sarı yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4. renkteyiz. 1, 2, 3, 4 pembe yerindeyiz. Son bir kısım daha yapıp bu sizin tabii ki dediğim gibi yine istediğiniz büyüklükle alakalı. Şu anda neredeyse eşitlendi koton iple ribbon ip daha 3. sıradayken. Haliyle ribbon ip daha kalın olduğu için dilediğiniz iple dilediğiniz boyutlarda örebilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Şöyle şurada hemen iplerimi de temizliyorum. Çekmiştim. Herhangi bir noktadan şöyle zincirle başlıyoruz. Bu sefer artık normal trabzanlarla devam ediyorum. Şöyle ki normal iki zincirimi çektim ve normal trabzanımı yaptım. Yine aynı noktaya üzerine alıp normal ikili trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki boşluğa üzerine alarak arada bu sefer zincir yok. Normal 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşeye geldim. Üzerinde aldım. Arada zincir yok. Normal trabzanımı yapıyorum. 3 tane. Tekrar köşe oluşturabilmek için de 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı boşluktayım, aynı köşedeyim. Tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. Burada artık trabzanlara geçtik. Yarım yarım çekmiyoruz. Bakın. Bir sonraki boşluğa geçtim. Normal 3 tane trabzan yapacağım. Ve bu sıra böyle gidecek arkadaşlar. Köşeye geldiğimizde bu uygulama var sadece. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Boşluklar arasında zincir yok. Böyle her birini trabzanlarla dolduruyoruz. Köşeye gelince de 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olarak sıra sonuna kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi köşeler 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan olarak ve köşeler arasında da 3 tane nokta üçlü trabzanlarla doldurduk. Aslında bizim motifimiz bu şekilde. Yani burada model zaten oluştu. Şu mor kısım normal trabzan kısmı. Hani motif aslında böyle bu şekilde ama
Çantada daha düzgün durabilmesi için bir sırada normal trabzan geçiyoruz. Yani aslında böyle de kalabilir. Şöyle kaydırma tekniğiyle yine burayı birleştirelim. Aralarda hiçbir zincir yoktu. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Bu motif çok kolay. Hanım dilendi, bey beğendiğine sadece yuvarlakla başlıyoruz. Her şeye gidebilen bir motif, her şeye yakışan yastık kılıfları, ribbon iplerle çok tabure örülüyor. Tabure, yani şunun biraz daha büyüterek 2-3 sıra tabure giydiriyorsunuz ve çok şahane şeyler oluşabiliyor. Dilediğiniz gibi motifleri kullanabilirsiniz. Biz bugün çanta yapımında kullandık. Şimdi ben bir sırada normal yeşil rengiyle tekrar trabzan geçeceğim. Yani artık her biri bölümsüz olduğu için normal her bir noktaya trabzanımı yapacağım. Herhangi bir noktadan başlıyorum yine. Bu benim son sıram olacak. İki zincirimi yaptım. Hemen bir yanındaki boşluğa normal trabzanımı yapıyorum. Her bir noktaya bir trabzan, köşeler hariç. İpimi arkadan gezdiriyorum. Her bir noktaya bir trabzan. Şimdi köşedeyim. Birinci trabzanımı yaptım. İki trabzanımı yaptım. Normalde boşluklara 3 trabzan yapıyorduk. Ancak bu son kısımda üçlü yaptığım zaman düzgün durmadı. O yüzden ikili denedim. 2 tane trabzan, 3 zincir. O yüzden de 2 tane daha düzgün olduğu için 2 tane yaptım. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Normalde mesela küçük iplerde, yani ince iplerde şurayı da atlamıyoruz. Buraya mutlaka batıyoruz. Ama çok sıkışık oldu ve böyle biraz marullanma oldu bende bu ribbon ipte. O yüzden oraya atlayıp normal buraya battım. Yani böyle siz de ipinizin kalınlığına, inceliğinize, yine yaptığınız proje ile alakalı böyle değişiklikler kendiniz yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi hem burayı üçleseydim hem de o dibine batsaydım burası çok daha yamuk yumuk olacaktı ve marulladıracaktı. Her birine birer tane batacağım arkadaşlar. Dediğim gibi köşeye geldiğimde de normalde 3 tane yapıyordum. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Her bir noktaya da birer tane. Yine birleştirmede tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, son yerde birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle. İlk çektiğim zincirlerden şöyle bir zincirle yine ipimi kesiyorum. Sonra iplerimi yine temizleyeceğim. Bundan 5 tane hazırlayacağız arkadaşlar. Bu motiften 5 tane hazırlayın. Bir sonraki videoda da birleştirip inşallah çantamızı hazırlayacağız. Hatta yine farklı bir sap kısmını da göstereceğim. Bakın, şöyle tekrar ölçümünü de yapayım. 20 santim oldu. 19 santim, özür dilerim. Bunun sadece 14,5'tu. Yani bu daha büyük tabii ki. Bir tane sırada eksik yaptığımız halde. İpinizi seçin, ona göre yapın. 5 tane bu şeyden, bu motiften hazırlayın. Bir sonraki videoda birleştirmeyi göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın, kolay gelsin.